Yaklaşık bir yıldır sadece bağdaş kurarak oturduktan sonra ayağa kalkınca çok yaşlı insanların belini tutarak kalktıkları gibi kalkabiliyorum. Bilgisayar başında çalışıyorum. Bu neden olabilir demiş. Anladığım kadarıyla çok kişide gözüküyor. Hatta yataktan kalktığında veya evet. oturduktan sonra kalktığında böyle belde bir kuruluk şekli. Hani belde bir kuruluk var. Kalkarken evet. sanki o kuruluğu açacak zamanla ısınıyor. Ondan sonra rahatlıyor. Hani ilk başta öyle oluyor ama zamanla rahatlamış oluyor. Bu da genelde... Suyu mu az içiyoruz? Niye öyle oluyor? Tabii yani. Bu bir sürü faktör sebep oluyor. Ama en baş faktörü hareketsizlik. O noktada kan akışının azalması. Zaten... tedavisi de o şekilde oluyor. Kişi kendisi anlatıyor aslında. Hiç ben anlatmadan diyor ki hani harekete geçtikten sonra yavaş yavaş iyileşmiş oluyorum. Bu ne anlama geliyor? Oradaki dolaşım, yani beldeki o noktadaki o yerdeki dolaşım eksiktir. Ama ben yavaş yavaş kalktıktan sonra harekete geçtikten sonra o dolaşım geliyor ve sonra hiç ağrım kalmıyor şeklinde oluyor. Bu arada siz söylediniz hani su mu eksik, işte vitamini mi eksik? Bunlar hepsi gerçekten etkendir. Mesela hasta beli ağrıyor. Bakıyorsun D vitamini çok düşüktü. Sadece D vitamini kullanıyorum. Mesela D vitamini yerine geldikten sonra bel ağrısı da geçiyor. Tabii şiddetli ağrıları söylemiyorum. Hani hafif bel ağrılar. Tabii ağrı dediğimiz çeşit çeşit oluyor. Ama şunu burada söylemeliyim. Bel ağrılarında her zaman... ameliyatı düşünmelerine gerek yok. Hani hemen paniğe kapılmasına ya belim ağrıyor ya fıtık oldu şimdi ameliyattır falan. Neredeyse Amerika'da %90 bel fıtıklarını %90 ameliyatsız tedavi olunuyor. %10'u ameliyat gerektirebilir. Ki bu oran birçoğu zaman %2 bile göstermiş oluyor. Yani bazı kaynaklara göre %2 ameliyat gerektirebiliyor. Yani her bel ağrısı, bel fıtığı ve ameliyat gerektiren bir durum değil. Hani herkesin de korkmasına gerek yok. Dediğim gibi bazen birkaç egzersizde geçebilir. Kendileri de yaşamıştır bunu. Hani çok birçok izleyicimiz de. Bazen bakıyorsun kendi kendiliğinden de geçebilir. O yüzden kişinin kendi inancı da önemlidir. Bu ağrı geçecektir, geçmeyecektir, nasıl olacaktır. Korkuyla birlikte ağrısı 2-3 kat da artmış oluyor.